Selamlar. Nihayet çok uzun zamandır yapmak istediğiniz bir geziye bugün başlıyoruz. 12 gün boyunca İspanya'nın Endülüs bölgesinde toplam 5 şehir gezeceğiz. Muhtemelen 4 video halinde kanalda yayınlanacak. İlk videomuz Malaga olacak. Bugün Malaga'ya vardık. Yaklaşık 1 saat önce otelimize vardık ve ilk olarak Anayasa Meydanı'ndan gezmeye başlıyoruz. Anayasa Meydanı Malaga'nın en merkezi meydanlarından bir tanesi. Hemen arkamda gördüğünüz mermer fıskiye, 16. yüzyıl yapımı tarihi bir eser. Birazdan ona da yaklaşacağız ve sonra ufak bir yürüyüş yapıp İktisat Topluluğu binasına gideceğiz. Eskiden bir Cizvit okulu olan İktisat binası, 18. yüzyıla ait bir yapı. Detaylarını birlikte bakacağız. Şimdi de Malaga'nın plajına geldik. Malaga deniz tatili için de güzel opsiyonlardan bir tanesi ve özellikle su sporu sevenler için bulunmaz bir lokasyon. Şimdi Malaga Katedrali'nin önüne geldik. Bu katedral şehrin en önemli yapılarından bir tanesi. Gerçi biz içine giremeyeceğiz çünkü girişler kapanmış. Saat 4'te kapanıyor sanırım. Saat 4'ü biraz geçtiği için biz giremiyoruz. İçini gösteremeyeceğiz ama belki ilerleyen günlerde vakit bulabilirsek biz de ziyaret etmek istiyoruz. Bu yapı Rönesans dönemine ait bir yapı. 1700'lerin sonunda tamamlanmış bütün aşamalarıyla. Şu anda da bir tadilat görüyor. Dış cephesinde bir tadilat var büyük bir kısmında. 2025'in sonlarında bitmesi planlanıyormuş. Yapının duvarları özellikle mağribi özellikler taşıyor. O yüzden de önemli bir yapı. Gerçi Endülüs'ün birçok noktasında mağribi yapılar, mağribi kültüre ait özellikler bulacağız. Bu da onlardan bir tanesini taşıyor. Bir Roma Katolik Kilisesi burası. Şimdilik içine giremiyoruz dediğim gibi ama belki önümüzdeki günlerde içine de ziyaret edebiliriz. Şimdilik sadece dışından dolaşarak gitmeyeceğiz. Come on.
şimdi Malaga'nın en meşhur yerine geldik. Alkasaba'ya geldik. Alkasaba, mağribi dönemden, halifelik döneminden kalma bir kale kent. İçerisi iki bölümden oluşuyor. Birisi Alkasaba kısmı, hem kale hem de insanların yaşadığı bir bölüm. Hem de yukarıda Cibralfaro adlı bir askeri kısmı var. Biz o kısımdan gireceğiz. Deniz seviyesinden buraya kadar, arkada manzarada görüyorsunuzdur, deniz seviyesinden buraya kadar yokuşu çıktık. Yokuş çok manzaralı, çok güzel bir yürüme yolu ama çok yorucu olduğunu ve kesinlikle yanınızda su bulundurmanız gerektiğini söyleyeyim. Biz su almayı unuttuğumuz için biraz pişman olduk. En sonunda, yokuşun sonunda böyle bir bakacağa geliyorsunuz. Cibralfaro bakacağı burası. Önce buraya uğrayıp sonra kaleye geçeceğiz. Kaleye girişler ücretli. Biz online aldık biletlerimizi çünkü içeride sıra beklemek istemiyoruz. 5,5 euro kişi başı giriş ücreti var. Şimdi kaleye gireceğiz. Sonra da surlar boyunca aşağıya doğru Alkasaba'ya ineceğiz. Şimdi Cibralfaro Kalesi'nin içinde bir müzeye girdik. Burada Malaga şehir planının çok güzel bir maketi var. Burada Alkasaba'yı görüyorsunuz. Alkasaba'dan yukarıya, yokuş yukarı çıkınca Cibralfaro Kalesi'ne çıkılıyor. Biz şu an hemen hemen bu kalenin orta noktalarında bir yerdeyiz. Yokuş aşağı inerek sol tarafta gördüğünüz Alkasaba kısmına gireceğiz. Biraz plajda yürürsek eğer, şurada boğa güreşlerinin yapıldığı bir arena var. Sonrasında ise dağın sol tarafı, katedrali ve şehir merkezini görüyorsunuz. Şimdi kalenin surlarına çıktık. Cibralfaro Kalesi'nin en üst noktasındayız. Burada şehir manzarasını 360 derece görebiliyorsunuz. Hatta şurada ileride şehrin bütün silüetini bozan nasıl bir imar izni aldığı şüpheli olan şu blokları da görebiliyorsunuz. Bunu da not düşmüş olalım. Malaga Belediyesi'nin bu hizmetlerinden sonra sola doğru devam ediyoruz ve çepeçevre bir Malaga manzarası. Atarazanat Marketi. Burası en başta tersane olarak inşa edilmiş. Sonraki yüzyıllarda askeri hastane olarak kullanılmış. Şu anda da market olarak, açık market olarak göreceğiz. Hem yeme içme yerleri hem alışveriş yapabileceğiniz manav ve balık çarşısı bulunuyor. Buradaki balık çarşısı pazartesi günleri açık değil. Çünkü balıkçılar pazar günleri çalışmadığı için pazar günü balık tutamıyorlar. O yüzden pazartesileri kapalı, aklınızda olsun. Şu anda Soho'dayız. Malaga'daki Soho bölgesi sanatsal aktivitelerin bu şehirdeki başkenti. Çeşitli galeriler, sanatçılar ve gördüğünüz gibi duvar resimleri bu bölgede. Şimdi biz aslında Malaga gezimizin sonuna geldik. Dün Malaga'yı gezmeyi tamamladık ama bir gün daha fazladan kaldık Malaga'da. Çünkü Malaga'ya 1,5 saat mesafede Ronda adlı bir kasaba var. Şimdi oraya geldik. Biz burayı da ziyaret etmek istiyorduk.
Sabah erken saatte otobüsle buraya yolculuk yaptık. Get Your Guide uygulaması üzerinden bir tur şirketiyle anlaşıp onlardan biletimizi aldık ve sabah 1,5 saatlik bir yol yaparak buraya ulaştık. İstenirse ekstra 20 euro karşılığında rehberle de burayı gezmek mümkün. Biz kendimiz gezeceğiz. Yaklaşık 4 saat süremiz var Ronda'yı gezmek için. Ronda, İspanya'da tarihi bilinen en eski kasabalardan bir tanesi. Neolitik çağa kadar uzandığı bilinen bir tarihi var mağara çizimlerine göre. Ve aynı zamanda İspanya'da şöyle bir öneme sahip. Biliyorsunuz İspanya'da boğa güreşleri çok ünlü bir tarihe sahip. Burası da ilk boğa güreşlerinin başladığı lokasyon. Ayrıca İspanya İç Savaşı sırasında Ernest Hemingway de buraya uğramış ve çok sevdiği bir yer olduğu söyleniyor. Ernest Hemingway üzerinden de Ronda'nın turizminin reklamını yapıyorlar. Onun dışında birisi daha burada vardı. Orson Welles'in külleri buradaymış, küllerini buraya dönüştürdüler. Evet, Orson Welles'in de külleri buraya serpilmiş. Böyle de bir turistik önemi var burada. Hemingway de bu arada şöyle bir şey söylemiş, onu da atlamayalım. Eğer İspanya'ya sevdiceğinizle geldiyseniz Ronda'ya uğramadan sakın geri dönmeyin gibi bir söz söylemiş. Biz de o yüzden tutuyoruz. Ve o yüzden burayı geziyoruz. Bakalım söylediği kadar romantik mi acaba? Yaklaşık bir saattir Ronda'dayız ve Ronda'yı gezmeyi bitirdik sayılabilir. Çok küçük bir kasaba ama çok güzel bir yer, çok beğendik. Kendine özgü bir doğası ve ona uyumlu, onunla bütünleşik bir mimari yapısı var. Çok hoşumuza gitti. Burada bir de vadi yürüyüşleri yapma olanağımız var. Biz Despiladero del Tajo isimli vadide bir yürüyüş yaptık. Girişler kişi başı 5 euro ücretli. Girişte bir bone ve bir baret veriyorlar. Yaklaşık 10-15 dakika kadar süren bir yürüyüş yolu. Yürüyüş yolunun sonunda o ikonik köprüye ulaşıyorsunuz. Ve bir de Cuenca adlı bir bakacak var. Oradan da manzarayı seyretme şansınız oluyor. Şimdi Ronda turumuzun da Setenil'le birlikte sonuna geldiğimize göre Malaga için bir özet geçebiliriz. Ben özellikle İzmir'e çok benzettim. Malaga şehir merkezini. Bana o hissiyatı verdi. İzmir'de zaten sevdiğim bir şehir olduğu için Malaga'yı da gayet sevdim. Malaga'da mutlaka uğranılması gereken yer olarak ben Alcazaba'yı söyleyebilirim. Çok kendine özgü bir yerdi orası. Ama Malaga'ya gelmişken bence 2 gece Malaga'da kalmak yeterli. Daha doğrusu 2 gün Malaga merkezi gezmek yeterli. Bir günü de Ronda ve Setenil'e ayırmak şart bence. Böylece Malaga videomuzun sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlara yazın lütfen. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışırız. Bu videodan sonra bizim yolumuzda artık Cordoba, Granada ve Sevilla var. O videoları da izlemeyi unutmayın.